Hallo Simon, heute ist das Thema, die Teilnahme ist auf eigene Gefahr. Zum ersten Mal gucken wir, was wir in dieser Lektion lernen werden. Das Wort fällt zum Thema Weiterbildung, hizmetçi eğitim ilişkin kelime alanı, etwas empfehlen, bir şey tavsiye etmek, Partizip Präsens und Perfekt als Adjektiv, şimdiki zaman ortacının ve geçmiş zaman ortacının sıfat çekimi şeklinde kullanılması. Zum ersten Mal fangen wir mit dem Wortfeld zum Thema Weiterbildung, hizmet içi eğitime ilişkin kelime alanlarına bakalım. Das Kursangebot, Kursimkanı, die Weiterbildungsmöglichkeit, hizmet içi eğitim fırsatı, die Kunst, Sanat, die Kultur, der Beruf, Meslek, die Wirtschaft, Ekonomi, die Beratung, Danışma, das Interesse, ilgi, der Kochkurs, yemek kursu, der Sprachkurs, dil kursu, der Kletterkurs, tırmanma kursu. Der laufende Kurs, devam etmekte olan kurs, die Teilnahme am Kurs, kursa katılım, Kurs für Anfänger, yeni başlayanlar için olan kurs, Kurs für Fortgeschrittene, ilerlemiş seviyede olanlar için kurs. Die Kursempfehlung, kurs önerisi, ein staatlich geförderter Kurs, devlet destekli kurs, Kurse an den Wiener Volkshochschulen, Viyana Halk Eğitim Merkezlerindeki kurslar. Versteckte Talente entdecken, gizli kalmış becerileri keşfetmek, kreative Fähigkeiten ausbauen, yaratıcı becerilerini geliştirmek, etwas für die berufliche Karriere tun, mesleki kariyer için bir şeyler yapmak, sich neue Fähigkeiten, Kenntnisse und Qualifikationen anzueignen, yeni beceriler, bilgiler ve nitelikler edinmek, die Verantwortung übernehmen, sorumluluk üstlenmek, die Freude an etwas haben, bir şeyden zevk almak, das eigene Qualifikationsprofil ausbauen, kendi nitelikli profilini geliştirmek. Die erworbenen Kenntnisse sind praxisnah und direkt anwendbar. Edinilen bilgiler uygulamaya yönelik ve günlük yaşama geçirilebilir. Die Weiterbildung bringt mich meinen persönlichen Zielen näher. Hizmet içi eğitim beni kişisel hedeflerime yakınlaştırır. Die Weiterbildung passt zu meinen Interessen und Wünschen. Hizmet içi eğitim ilgilerime ve isteklerime uyuyor. Die Weiterbildung wirkt sich auf meine berufliche Entwicklung positiv aus. Hizmet içi eğitim mesleki gelişime pozitif katkı sağlıyor. Welche Volkshochschulen bieten alternative online kurse an? Hangi halk eğitim merkezleri alternatif online kurslar sunuyor? Wählen Sie aus über 100 Deutschkursen, 100 taneden fazla Almanca kursu arasında seçim yapın. Ob Anfänger oder Fortgeschritten, intensiv kurs, lang oder zur Prüfungsvorbereitung, yeni başlayanlar için mi, ilerlemiş seviyede olanlar için mi, yoğunlaştırılmış mı, kısa mı, uzun mu, yoksa sınava hazırlık kursu mu? Das Angebot umfasst Kurse auf allen Stufen, vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Niveau. Bu imkan, kurs imkanı bütün seviyeli kursları kapsıyor. Başlangıçtan ilerlemiş seviyeye olanlara kadar. Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene, yeni başlayanlar için, ilerlemiş seviyede olanlar için yoga. Nähen für Anfänger und Fortgeschrittene, yeni başlayanlar veya ilerlemiş kişiler için dikiş kursu. Anmeldung ist derzeit nicht möglich. Şu an için kayıt mümkün değil. Ab diesem Termin ist auch eine Anmeldung für den Kurs über diese Website möglich. Bu tarihte itibaren bu kursa internet üzerinden kayıt da mümkün. Es ist möglich, am ersten Abend zur Probe teilzunehmen. Daha ilk akşam provaya katılmak mümkün. Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit guten Vorkenntnissen oder Grundkenntnissen. Bu kurs iyi ön bilgisi olan veya temel bilgileri olan katılımcılara yönelik. Erfahrungen, Vorkenntnisse sind notwendig. Tecrübe veya ön bilgi gerekli, nicht notwendig, gerekli değil.
In diesem Kurs lernen Sie Grundkenntnisse der deutschen Sprache. Bu kursta siz Alman dilinin temel bilgilerini öğreneceksiniz. In diesem Kurs erfahren Sie Wissenswertes über die Kultur aus erster Hand. Bu kursta kültüre ilişkin ilk ağızdan bilinmesi gereken her şeyi öğreneceksiniz. In diesem Kurs können Sie Ihre Kenntnisse auffrischen. Bu kursta bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Empfehlung, Rat ausdrücken, tavsiye ve akıl vermek. Wir können feststellen, welcher Kurs für Sie der beste ist. Sizin için hangi kursun en iyisi olduğunu tespit edebiliriz, belirleyebiliriz. Entdecken Sie unser Kursangebote und wählen die beste Lösung für Sie aus. Bizim kurs fırsatlarımızla tanışın ve sizin için en iyi olanını seçin. Eingeladen sind Jugendliche, Frauen und Männer, die Interesse an dem Erlernen einer fremden Sprache haben. Yabancı bir dilin öğrenmesine ilgi duyan gençler, baylar ve bayanlar, hepiniz davetlisiniz. Dann kommen wir zum Thema Partizip Präsens und Perfekt als Adjektiv. Partizip Präsens, şimdiki zaman ortaçağ Kürtçe Partizip Präsens, bir şey yapan, eden derken biliyorsunuz relatif yapıyorduk. Der Mann, der spricht, konuşan adam derken. Bunun bir başka versiyonu şimdiki zaman ortaçağ Partizip Präsens ile yapacağız. Kuralımız şu, fiilin sözlükteki yalın halini yazıyorsunuz ve ona artık D harfi getiriyorsunuz. Weinen, ağlamak. Weinend diye gelince ağlayan. Bu artık bir sıfat oldu. Aynı klein, groß, süß gibi bir sıfat. Ve sıfat çekimine uğratıyorsunuz. Eğer önünde isim varsa. Örneklere bakalım. Er verließ das Zimmer lachend. Bakın lachen gülmek ama de geldiğinde güle güle, gülerek. Odayı gülerek terk etti. Güle güle terk etti. Gülerek terk etti. Fiile D harfi getirince sıfat oluyor. Ama önünde bu fiilin D hali gelmiş bu yapının önünde isim varsa sıfat çekimi yapıyorsunuz. Normal sıfatı nasıl çekimliyorsanız aynı şekilde bunun için de geçerli. Ne yapacağız? Bu arada sein fiili arkadaşlar partisipte sein bir araya E geliyor. Olan demek. O du ewig sein der Mensch. Sen sonsuz olan insan. Sein artık bir sıfat. Gut gibi düşünün. Sıfattaki neydi? Guter Mensch diyorduk. Burada da bakın. Sein der Mensch. Das Wasser, das fließt. Bakın akan su derken relatifle bu şekilde yaptık. Bunun participle presence de yaparsak nasıl yapacağız? Fließen akmak demek. Ne geçeceğiz? D gelecek. Fließen akan. Başında artikel varsa sıfatın ne olacaktı? Sıfata Ege, das kalte Wasser, das fließende Wasser. Die Sonne, die aufgeht, doğan güneşti. Bu arada ayrılabilen fiiller de yine birleşik yazıp diye getiriyorsunuz. Aufgehende Sonne, aufgehen, doğan, bakın die olduğu için E geldi. Die untergehende Sonne, untergehende batmak demek biliyorsunuz. Die untergehende Sonne, batan güneş. Sıfat çekimi kuralı için bunu buraya koydum. Der grüne Papagei. Başında artikel var. Sıfata E geliyor. Artikel yoksa artikeldeki neyse onu getirdik. Ein grüner Papagei. Bu size yol gösterir. Der Papagei, der spricht. Konuşan papağan. Bunu partisinde nasıl yapacağız? Sprechen'ı yalın halde yazacağız. Ve D getireceğiz. Sprechen artık bir sıfat oldu arkadaşlar. Başında artikel varsa E geldi. Ama başında artikel olmasaydı ein sprechender Papagei. Er getirecektik. Tabi bu sıfat çekimi artikele göre de akuzatif ve datif de değişiyor biliyorsunuz. Ich habe einen grünen Papagei. Burası einen, burası değiştiği için, derden olduğu için sıfata engelledi. Einen grünen Papagei. Burada sprechend artık bir sıfat biliyorsunuz. Ich habe einen sprechenden Papagei. Yani diye gelmiş hali sıfatlaşmış hali demek. Das Wasser, das fließende Wasser demiştim. Ich suche ein Zimmer mit fließendem Wasser. Artikel yoksa sıfata, sıfat çekimi kuralını hatırlayın. Artikelin ekini yansıtıyordunuz. Mit datif yapardı. Mit kaltem Wasser. Ein Zimmer mit kaltem Wasser diyorduk. Burada akan suyu olan bir oda istiyorum. Mit fließendem Wasser yaptık bakın. Die Kinder, die singen. Şarkı söyleyen çocuklar. Die singenden Kinder.
Evet, Zing'in şarkı söyleyen oldu. Başında D varsa çoğullarda ne geliyordu? En Declinen Kinda'ydı, değil mi arkadaşlar? Declinen Kinda, Zing'in Kinda. Ama D olmasaydı Zingen'de Kinda diyecektik. Can't Stop the Zing'in Kinda şarkı söyleyen çocukları tanıyor musun? Partisi perfect ise arkadaşlar geçmiş zaman ortacı, deminkine benzeyen bir yapı. Bu sefer de pasivlik veya bitmişlik anlamı katacak. Şöyle, çalınan para, bitirilen ödev, yapılan iş gibi. Burada kuralımız perfect halini fiilin yazacaksınız. Mesela Zeichen'ın perfect hali ihabe gizlichen, gizlichen. İhabe gemacht diyoruz. Gemacht, o g'li veya perfect hali, verstanden mesela anlamak. Perfect halini fiilin yazıyorsunuz. O artık sıfatlaşmış, sıfat çekimine getiriyorsunuz. Örneklere bakalım. Das Geld, das man verlor. Kaybedilen para. Bunu partisi perfekte nasıl yazacağız? Verlieren'ın perfekt hali de arkadaşlar verloren. Aynı şekilde verloren'ı alıyorsunuz buraya. Bu artık sıfat. Başında artık el varsa das e geldi. Das verlorene geldi. Der Anzug, den man reinigte. Temizlenen takım elbise. Bunu partisiple nasıl yapacağız? Reinigen'ın perfekt hali neydi? İhabeden Anzug gereinigt diyoruz değil mi? Gereinigt. Gereinigt'i yazdık. Başında artikel varsa sıfatın ne geliyordu? E. Der gereinigte Anzug. Başında artikel olmasaydı ein gereinigter Anzug diyecektik. Bu arada benim tarafımdan pişirilen yumurta, haşlanan yumurta benim tarafımdan demek için araya fon da ekleyebilirsiniz. Das von mir pişirmek, haşlamak perfekt hali neydi? Gekocht. Gekocht'u yazdık. Başında artikel varsa E geldi. Das von mir gekochte Ei. Ama das olmak başında bir deseydik ein von mir gekochtes Ei diyecektik. Artık hele ki das olduğu için. Bu arada durum belirten fiillerde ise pasivlik anlamında değil. Bu sefer mesela gitmiş adam, batmış güneş, doğmuş güneş. Yani durum belirten fiillerde participle perfect yazarsınız, yaparsanız anlam bitmişlik katar. Mesela doğmuş güneş diyeceğim. Aufgehen'in perfekt hali aufgegangen. 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 Burada bir G fazla oldu. Aufgegangen. Batmış, şey doğmuş. Aufgegangene Sonne. Doğmuş güneş. Untergegangene Sonne. Batmış güneş. Untergegangen. Der eingeladene Gast kommt bald. Eingeladen. Davet etmek demek mesela. İhabe eingeladen, davet ettim. Perfect eingeladen, misafir, davet edilmiş misafir birazdan geliyor diyeceğim. Der eingeladene, başına der olduğu için e geldi. Ama di deseydim, bayan misafir, davet edilen bayan misafir gelecek birazdan. Di olduğu için di eingeladene gest dedim. Ama çoğul misafirler, davet edilen misafirler diyeceğim. Di varsa sıfata ne gelecekti? Di eingeladenen geste kommen bald. Kennst du denn eingeladenen Gast? Akuzatifse de bakın den değişmişse davet edilen misafir tanıyor musun? Değişmişse den der akuzatif den oldu. Eingeladenen Gast dedim. Ich biete Ihnen eine hausgemachte Torte an. Size evde yapılmış bir pasta ikram edeyim. Hausgemachte aynı olduğu için bakın e geldi. Vorsicht, das kochende Wasser ist auf dem Berg. Dikkat! Kaynamakta olan su şu an ocakta. Kaynamakta olan das kochende Wasser. Vorsicht, das gekochte Wasser ist auf dem Herd. Dikkat. Kaynamış su mutfakta. Bakın bu kaynamakta olan, bu kaynamış. Ya kaynatılan, ya kaynamış. Ya bitmişlik ya pasivlik katacak. Passive perfect unutmayın. Meine in Deutschland liebende Freundin kommt heute zu Besuch. Benim Almanya'da yaşayan arkadaşım bugün ziyarete geliyor. Mein in Deutschland lebender Freund kommt heute zu Besuch. Bu da Almanya'da yaşayan erkek arkadaşım ziyarete geliyor. Die ans Licht gebrachte Tatsache. Gün ışığına çıkarılan gerçek. Bringen gebracht. Bakın geç. Gün ışığına çıkarılan. Eine ansteckende Krankheit. Bulaşan hastalık. Yapan eden derken de yapılan veya batmış doğmuş gibi ise o zaman da participle perfect getireceksiniz. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.